Merhabalar, yeni bir sağlık karnesi programı ile yine karşınızdayız. Bugün de önemli bir konu başlığını konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. Öncelikle konuğumu tanıtmak istiyorum. Kendisi Acıbadem Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda Profesör Doktor Umut Dilek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Özellikle de perinatoloji ile daha çok ilgileniyorsunuz evet. herhalde bildiğim kadarıyla. Ee, tabii ki bugünkü konu başlığımız e, gebelik takibi olsun istedim. Hani bakıldığında insanlar çok kolay bir başlık gibi görüyorlar ama kolaylarda maalesef çoğu şey ihmal ediliyor, rutinler Kesinlikle aksıyor maalesef evet. ve biz burada normal bir gebelik takibi nasıl olur e, onu özellikle izleyenlerle paylaşmak istiyoruz. E, i̇lk sorum şu: Gebelik takibi ne zaman başlar? İlk muayene ne zaman olmalı? Aslında. E Öncelikle en önemlisi gebe kalıp kalmamaya karar vermek. Evet. Gebe kal e, bir çocuk sahibi olmaya karar verdikten sonraki noktada daha gebelik planlanırken hekime başvurmak yani lazım. Yani ilk muayene gebe kaldıktan sonra olmaması lazım. Olmaması genelde lazım. Genelde öyle gebe, oluyor çünkü. Genelde öyle ama gebe kalmadan önce mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum hekimine başvurmak gerekiyor. İşte e, en basitinden bir folik asit desteğini e, biz e, gebe kalmadan önce başlanmasını istiyoruz. Çünkü çoğu kadın e, gebe kaldığını öğrendikten sonra başladığında aslında folik asitin etkisinin en e, tepede olduğu dönem kaçırılmış oluyor. Kaçırılmış oluyor. oluyor. Peki, folik asit dışında hani, bu muayene ilk, e, sırasında siz e, bir danışmanlık mı veriyorsunuz yoksa takip programını mı anlatıyorsunuz? Tabii ki genel bir jinekolojik muayene ve sistemik muayene yapmak lazım. Bir i̇yi bir öykü almak gerekiyor. E, gebek gebe düşünen kadının e, gebelik öncesinde var olan herhangi bir sistemik hastalığı var mı yok mu? Bunun mutlaka sorularla değerlendirilmesi lazım. İşte kronik hastalığı olan bir gebenin mutlaka takibini o problemi alanı olan uzmanlık e, disipliniyle beraber götürmek gerekiyor Tabii kesinlikle. Şey, şey var aslında yani burada şey kararı veriyorsunuz. İlk geldiğinde yani gebe kalındığında bu normal bir gebelik mi olacak, yüksek riskli bir gebelik mi olacak, evet. takip nasıl olacak? Aslında onun kararını veriyorsunuz. Çünkü günümüzde artık gebelik yaşları bayağı ilerlemiş durumda yani. Şu anda 40'lı üzerindeki yaşlar çok da sürpriz değil herhalde. Değil. Ee, zaten istatistiklere göre kadınların en az 3'te biri 35 yaş üzerinde bir gebelik geçiriyor. Geçiriyor. Ciddi. Peki, özellikle gebe kalmadan önce gelen ve danışmanlık verdiğiniz hastalara mutlaka rutin bir genetik tarama yaptırıyor musunuz yoksa sadece Bilgi mi veriyorsunuz? Bilgi veriyoruz ama tabii burada özellikle ülkemiz açısından akraba evlilikleri çok önemli. Akraba evlilikleri söz konusu olduğunda özellikle belli tip kalıtımı olan sorunların son iki kuşaklara geçebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla eğer öyle bir ailede öykü varsa mutlaka bununla ilgili bir takım taşıyıcılık testlerinin gebelik öncesinde yapılması lazım. Ve o taşıyıcılık testlerine göre de diyelim anne baba taşıyıcıysa o durumda ...gebelikle beraber ilerleyen haftalarda yapılması gereken bazı genetik tanı testleri oluyor. Oluyor. Peki hocam, o danışmanlık hizmetlerini aldığı aile diyelim. Ondan sonra da bir gebelik planlandı ve işte gebelik testi yapıldı. Genelde bu herhalde gebe kalınlıktan bir ay sonra yaklaşık olarak bir pozitif değer veriyor. Pozitiflik saptandı. Pozitif saptanır, saptanmaz. Kişiler size gelmeli mi, yoksa beklemeli mi? Daha sonraki aylarda, üçüncü aydan mı gelmeli... Nasıl bir planlama olması lazım? Şimdi e, kadın adet gecikmesi olduktan sonra e, artık e, gebe olup olmadığını günümüzde çok basit idrar testleriyle veya çok daha rahat ulaşılabilen es, eskiye göre kıyaslandığında kan testleriyle belirlemek mümkün. Tabii kan testi yapıldıktan sonraki bizim için altın standarttır. Oradaki değer oldukça önemli. E, genelde şöyle bir hafta veya 10 gün üzerindeki bir adet gecikmesiyle beraber idrar testleri pozitif oluyor. Genellikle bundan 4-5 gün öncesinde de kan testiyle kolaylıkla tanıyı koymak mümkün. O noktadan sonra da mutlaka gebenin bize başvurması gerekiyor. Çünkü e, gebe olduğunu öğrendikten sonraki en önemli bilinmesi gereken konu gebelik ilerliyor mu? bir rahim içi gebelik mi ki yüzde iki ihtimalle bir dış gebelik olabilir. olabilir. Söz gelimi gebelik kesesi tüpe yerleşebilir. Bu da bizim açımızdan bir tıbbi ve cerrahi bir acildir. Mutlaka müdahale edilmesi gereken dolayısıyla bir gebenin doktora başvurması için iki ay, üç ay beklemesini artık günümüzde istemiyoruz. Çünkü hem birinci olarak belirlememiz gereken böyle bir durum var. İkincisi tabii ki çoğul gebelik olabiliyor. olabiliyor. Çünkü hani Aynı zamanda günümüzde çoğu gebelikler de artıyor. Hem yardımcı üreme teknikleri nedeniyle hem de kadın yaşının giderek gebek aldığı yaşın ilerlemesi nedeniyle az önce konuştuğumuz evet. şekilde daha fazla çoğu gebeliklerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla ilk vizitte mutlaka gebelik kesesinin yerini sayısında aynı zamanda yapılan standart bir jinekolojik muayene sonrasında ki gerçekleştirecek ultrasonografiyle doğrulamak lazım. Peki bu hastalar dedik folik asit genelde alıyorlar. Folik asit ne kadar süre alıyorlar? Folik asit için bizim önerimiz en az e, 12. haftaya kadar 12. devam edilmesi. Kadar. Folik asit dışında herhangi bir tedavi veriyor musunuz? Vitamin genelde ben gözlemliyorum da yani o vitaminlerin alıp almamının yani bir etkisi oluyor mu? Yani kişi düzgün besleniyorsa mutlaka da o vitaminleri alması gerekiyor mu? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de, Sağlık Bakanlığımıza göre de ilk 12 haftada olmazsa olmazımız folik asit. folikasit. Ee, tabii ki yerine göre vitamin destekleri verilebilir. Beslenme alışkanlığına göre, kusmasının olup olmamasına göre, vejetaryen olup olmamasına göre verilebilir. Ama bizim açımızdan folik asit olmazsa olmaz. Tabii ki bu konuda vitamin tercihi biraz hekime de kalıyor. Ama tabii ki reçet edilen bütün multivitaminlerin içerisinde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği miktarda 0,4 mg folikasit var zaten. Mutlaka var. Peki şu var, hani gebelikte sonuçta şikayet olmasa bile e, rutin muayeneler yapılıyor. Muayenede Sadece basit bir işte keseye mi bakılıyor, ölçüm mü yapılıyor yoksa kan talidir, tansiyon ölçümüdür vesaire yani daha geniş bir değerlendirme mi yapılıyor? Şimdi aslında gebelik takipleri deyince hep e, ultrasonografi anlaşılıyor. Öyle ama. anlaşılır. Genelde yani gidersiniz işte çocuğun orada bir bazı işte ölçümler yapılır. Ha, tamam işte uygun gidiyor diye gönderilir genelde ben o şekilde biliyorum evet. çünkü. Ama aslında gebelik e, muayenelerinde mutlaka her e, muayene sırasında kan basıncı ölçümü. Ee, biraz dinlenmiş olarak mutlaka ağırlık ölçümlerinin yapılması gerekiyor. tabii ki ilerleyen haftalarla beraber ödemin olup olmaması bacaklarda özellikle dizli ayak bileği arasında. Ve e, ülkemizde çok kullanmıyoruz herhalde biraz ultrasonografiye ulaşımın kolaylığından dolayı ama bizim fundus pubis dediğimiz karın e, yüksekliğinin ölçümü. Hı. Yine e, kalp atışlarının e, dopler, el Dopplerleri dinlenmesi de aslında standart prenatal bakımın parçaları içerisinde. Tabii laboratuvar testlerinde dönem dönem birazcık daha e, detaya giriyoruz ama e, düzenli olarak bir gebenin tüm gebelik boyunca tam kan sayımının ee, idrar e, biyokimyasının mutlaka yapılması gerekiyor. Ama tabii ki ilk başvuru birazcık daha bizim laboratuvar testlerinde detaya girdiğimiz bir başvuru. Çünkü burada işte kan grubu, hepatit e, B ve C için olan testler, e, mümkünse bir D vitamini, gibi laboratuvar testleri de başvurmak lazım ki buna göre siz gebenin bir aslında aynı zamanda genel sağlık durumunu belli hastalıklar için bağışıklık durumunu da aynı zamanda belirleyip buna göre pozisyon alıyorsunuz tabi. takiplerde bir kilo alması kalanız var mı ya? Yani? Aylık şu kadar kilo alınsın daha fazla alınmasın. Çünkü ülkemizde genelde hanımlara sorduğumuzda bu kilolar hepsi gebelikte alındı derler ve ondan sonra da kaldı derler sağ gelen gebe hastalarda hasta demeyelim de normal kişilerde diyelim çünkü gebeliği ben hastalık olarak kabul etmiyorum. Takiplerde siz kilo takibini ne şekilde yapıyorsunuz? Ya diyelim fazladan kilo aldı. Diyet öneriyor musunuz yoksa o kilonun üzerine koymasına izin veriyor musunuz? Şimdi ortalama bir vücut kitle indeksi ile gebe kalan bir kadında tüm gebelik boyunca 12 ila 14 kilo arasında tek gebelik için kilo artışı öneriyoruz. Eğer tabii bir ikiz gebelik varsa buna bir 2 ila 3 kilo daha eklenebilir. Şimdi e, dağılım olarak aslında e, ilk 3 ayda bu bulantılar, koku hassasiyeti, kusmalar nedeniyle bir gebenin kilo vermesi mümkün. O yüzden e, aslında aylık dağılımdan konuşurken bence ilk trimester bittikten sonra yani 14. haftadan doğuma kadar olan ki periyoda bakmak lazım. Onun için de haftalık 450 gram diyorlar biz hani bunu yarım kilo civarında ayda da iki kilo civarında bir artışı öngörebiliriz. Zaten bu hesapla da kabaca biz 12-14 kiloya ulaşıyoruz. Ama kadın e, işte vücut kitle indeksi 25-29 olur. 29 üzeri olur. Tabi bunlar da alınacak kilo miktarını biz düşürüyoruz. İşte birinde 9-11 diğerinde de ortalama 6-8 kilo arasında bir artış öneriyoruz. Özellikle sınır ve sınır üstü vücut kitle indeksi olanlarda ben... E, kendim bir ilk etapta e, beslenme programı öneriyorum. Şunlara dikkat edin diye. Ama e, baktım bu konuda karşılıklı uyumumuz zor olacak. Öyle bu durumda mutlaka bir diyetisyenden yardım istiyorum. E, beslenme ve kilo alma konusunda e, diyetisyenle eşgüdümlü gitmek yoluna gidiyorum. Peki, peki e, bu rutin muayeneler dışında. Bir de özellikle bazı yapılması gereken testler var. Mesela benim bildiğim kadar ikili üçlü testleriniz var. Bazen amniyosentez öneriyorsunuz ya da ayrıntılı ultrasonlar var. Bunlar genelde hangi haftalarda yapılıyor? Şimdi şöyle bizim bir anöploidi yani kromoz, sayısal kromozom bozuklukları ki bunlar içinde 13, 18 ve 21. kromozomlar için olanlar bizim için önemli. Bir tarama programı var. Tabii Hı. ki biz ilk e, muayeneler sırasında soruyoruz. Böyle bir tarama testimiz var. Bunun amacı şu şu sorunları araştırla ilgili bir risk hesabı yapmaktır. İstiyor musunuz? istemiyor musunuz? Yani hiç? zorunluluk yok yani. Zorunluluk yok. Zorunluk yok. Ee, Hastamız konuyu anlamış ve evet ben bu tarama testlerini yaptırmak istiyorum dediğinde 11 ile 14 hafta arasında ilk trimester tarama testini yaptırıyoruz. Bu e, test için bir ultrason e, muayenesi var ve akabinde ultrason muayenesindeki bizim bazı ölçümlerimizle beraber gebe kan veriyor ve e, hormonlar e, 11-14 hafta arasında ölçülen ense kalınlığı gibi parametrelerle laboratuvar bize bir risk hesabı çıkartıyor. Down sendromu, trizoma 13 ve 18 için. Ee, tabii ki aynı muayenede biz son dönemlerde e, daha kapsamlı bir inceleme yoluna gidiyoruz. İşte e, FETÖ'steki biz 10. haftadan Hı -hı. sonrasındaki anne karnındaki bebe FETÖ'sü adını veriyoruz. E, bazı yapısal sorunları tabii ki boyutlarıyla orantılı bir şekilde o dönemde saplamak mümkün. Diyorlar ki %40'ını bu dönemde fiziksel sorunların dikkatli bir incelemeyle yakalarsınız diyorlar. Ardından yani ilk ultrasonu 10 14. haftada mı yapıyorsunuz? E, şöyle aslında ilk detaylı ultrasonumuz o zaman o yoksa zaman. daha önceki biz mutlaka keseyi evet. görmemiz lazım. Evet. Kalp atışını Ay, yok, lazım. Şundan söyleyeyim mesela özellikle bu detaylı ultrasonda işte işte kalp gelişimidir, işte beyin gelişimidir, şudur budur yani ulaşa, oluşabilecek işte nadir görünen hastalıkları birebir saptamanız mümkün mü bu dönemde? Yani 11-14 hafta arasında bile yüzde 40 civarında bir problemi yakalamak mümkün. Söz gelimi karın duvarında fıtık var mı? Kalp Kalbin dört odalı değil de iki odalı bir yapısı mı var? İşte beyin gelişiminde bazı orta hattın oluşumuyla giden çok ağır beyin anomalileri var. Yine bu haftada yakalanabilirler. Bir kol bacak, el ayak yokluğu gibi ağır sorunlar yine bu haftalarda dikkatli bir muayeneyle yakalanabiliyor. Yakalanabiliyor. Alt ayrıntılı ultrason tetkik bir kez mi yapılıyor gebelikte? iki kez mi yapılıyor? Haftaların? Aslında 18-23 ama evet. biz yavaş yavaş evet. bunu mümkün olduğunca erkene çekmeye erken e çalışıyoruz başladınız olarak. Evet. Bir de Özellikle son dönemde Türkiye'de de çok tartışılan bir konu var. Bu gebelikte yapılan şeker yüklemesi olayı. Yani siz buna nasıl bakıyorsunuz? Rutin yaptırıyor musunuz? Yapılmaması gereken hastalar var mı? Ya da herkese mutlaka yapılmalı mı? Şimdi aslında bu çok kritik bir konu. Evet. Ee, gestasyonel diyabet gebelik şekeri ee, ile ilgili aslında önce bir bizim kendi ülkeyimiz verilerimize bakmak lazım. Çünkü e, endokrinoloji bilim dalından görüştüğüm ee, hocalarımız da bu konudaki e, benim düşüncemi biraz destekler nitelikte de zaman içerisinde Türkiye'de tipiki diyabet artıyor. Evet. Bununla orantılı bir şekilde bunun modeli olan gebelik şekeri de artıyor. artıyor. Ee, dolayısıyla aslında biz gebeleri e, bir takım risk faktörlerine göre işte bunlar yaş, aile öyküsü, e, kaçıncı gebelik olduğu vücut kitle indeksi, daha önceden 4 kilodan daha büyük bir doğum yapma veya... Gebelik şekerine ait bir takım sorunlarla karşılaşma öyküsü var mı gibi noktalara göre aslında ilk muayenede. ...sınıflamamız mümkün. Düşük, orta ve yüksek, yüksek riskli, riskli olaraktan. Yani. E, ve e, orta riskli olanlara standart 24-28. hafta arasındaki taramayı uygulamak gerekiyor. Ama yüksek riskli olanlarda bunu ilk trimester sonunda yapmak gerekiyor. Gerek. Yani 24-28'i beklememek, beklememek gerekiyor. Beklememek Özellikle aile yani. öyküsü olan ve önceki gebeliğinde gestasyonel diyabeti olan... ...4 kilodan büyük e, çocuk doğurmuş olanlarda. E, bu söylediklerimden de kolaylıkla çıkarabileceğimiz gibi... E, gebelik şekeri e, gebelikte taranması gereken sorunlardan bir tanesi ve tabii ben hep şunu söylüyorum. E, burada sadece doğacak çocuğunuz değil aslında sizle de ilgili çok önemli veriler elde ediyoruz. Çünkü yaklaşık doğum oldu bitti. 10 15 yıllık bir projeksiyonda bu kadınlarda %15 ile 30 arası arasında tip 2 diyabet gelişiyor. Dolayısıyla aslında gebelik aynı zamanda annenin de geleceğindeki e, sağlık sorunlarına dokunmak için bir dönem. Yani burada herkese rutin yapılmıyor. Doktor önce bir değerlendirme yapıyor, evet. gerek gördüğünü öneriyor. Özellikle evet. orta ve yüksek riskli Yük. olanlarda yapmak lazım. Düşük riskli olan zaten gebe grubu aslında küçük bir grup. 25 yaşından küçük ve az önce bahsettiklerimizin hiçbirinin hmm, olmadı. olmadığı, yani toplam %5'i geçmez. Yani neredeyse aslında gebe topluluğunun %90'ından fazlası bizim için erken veya standart zamanda tarama için adaylar. Peki hocam, biliyorum ki siz özellikle riskli gebelik konusunda çok takip yaptığınız kişiler var. Mesela bir gebeliği normal gebelik ya da riskli gebelik olarak nasıl ayırıyorsunuz? Yani kimlere riskli gebe diyorsunuz? Şimdi e, ilk muayene hatta gebelik öncesi ve gebelikle beraber ilk muayene bize bu konuda e, önemli e, bilgiler sağlıyor. Mesela e, akraba evliliği var, çok genç, 18 yaşından küçük veya 40'lı yaşların üzerinde olan gebeler, kronik hastalıkları olan gebelikler, önceki e, gebeliklerinde yüksek tansiyon, büyüme kısıtlılığı, e, plasenta ile ilgili veya her türlü gebelik problemini geçirmiş olanlar e, ve e, bir de tabii ki özellikle bilinen herhangi bir genetik hastalık için taşıyıcı olanlar basit olarak bizim yüksek riskli veya riskli gebe olarak adlandırabileceğimiz grubu teşkil ediyorlar. O yüzden aslında ilk iki muayenedeki konuşma ve kişinin tıbbi öyküsü bizim için son derece değerli bilgiler sağlıyor. Zaten bununla ilgili olarak... Ee, Sağlık Bakanlığı'nda, Türk Çinekoloji Hopsetlik Derneği'nin de belirlediği bir takım listeler, tablolar ve skorlamalar var. Ama Onlara göre hareket peki etmek bunların lazım. Bunların takibi daha mı farklı oluyor yoksa aynı şekilde mi, aynı aralıklarda mı takip ediyorsunuz? Şimdi e, tabi takip aralıkları değişiyor. Söz gelimi bir e, tek yumurta ikizinden bahsedelim. E, tek yumurta ikizleri ya da işte tek plasental ikizler bunların takip aralıklarının diğerlerinden daha farklı olması özellikle de 16. haftadan doğuma kadar olan dönemde biz e, çok daha sık görmeniz gerekiyor. Siz tek herhangi bir problemi olmayan bir gebeliği neredeyse 34-36. haftaya kadar ayda bir çağırırken bunları iki hafta ve hatta bazen haftalık olarak görmeniz hmm. gerekebilir. Keza e, takipleri e, ve aynı zamanda doğumu planlarken mutlaka böyle bir gebenin e, doğumunun bir üçüncü düzey yeni doğan yoğun bakım olanağı olan hastanede olması gerekir. Bu tip farklılıklar oluyor. Hatta belli durumlarda da özellikle takipleri perinatoloji yandal uzmanlarının yapması gerekiyor. Yandal uzmanlarının güdümünde gitmesi gerekiyor. Gerekiyor. Peki gebelikte kritik hafta nedir? Yani şu haftaya fetüs ulaştığında doğum olsa bile yaşama imkanı çok yüksektir dediğiniz kritik bir hafta var mı? Mesela 25 26 şu anda kaça kadar indi bilmiyorum ama şimdi aslında 37 hafta 6 bizim için erken doğum ama bizim en çok erken doğum önlemek istediğimiz dönem 34 hafta 6. Çünkü doğum ağırlığı ve doğum haftasıyla orantılı bir şekilde yeni doğan yoğun bakım ihtiyacı, yeni doğanda kalış süreleri değişiyor. E, açıkçası böyle bir gebelikte siz kendi yeni doğan ünitenizin başarısı ölçüsünde güçlüsünüz. Evet. E, şu an için dünyada viabilite yani canlılık sınırı olarak 23-24 haftalar konuşuluyor. E, ama benim hani neredeyse yani gebeliğin yarısı yani bakıldı evet. ama benim hani yeni doğancı arkadaşlarımla görüştüğüm zamanki söyledikleri haftalar nispeten ülkemizde daha yüksek ama istatistiklere baktığımızda kabaca 1600 gramın üzerindeki bir bebeğin erken doğması durumunda yeni doğan yoğun bakımında kalsa bile şansı gerçekten çok yüksek bir de şöyle bir durum var erken doğan her bebeğin erken doğum hikayesi farklı. İşte kiminde ağrılar başlamış olabiliyor, kiminde gebenin suyu gelmiş olabiliyor. Tabii. Bu nedenle zorunlu olarak erken doğum oluyor veya kiminde de annenin bebek açısından bir kronik stres koşulları oluşturacak yüksek tansiyon, plasantal yetmezlik gibi sorunlar oluyor. Dolayısıyla aslında her bebeğin hikayesi farklı. O yüzden de her yeni doğanın seyri birbirinden farklı evet. bir gösteriyor. Şimdi çok zor bir soru sorayım size. Bu normal doğum mu, sezeren mi oluyor? Gerçekten Türkiye'de de bu çok tartışılıyor. şöyle bir şey oluyor mesela. Çift size geliyor gebelik var. Daha gebeliğin daha ilk trimesterinde, ilk üç ayında sezeren kararı verilmiş olabiliyor aile tarafından. Yani siz bunlara yaklaşımınız nasıl oluyor? Yani size normal doğum daha uygun diyor musunuz? Yoksa ailenin kararına saygı mı duyuyorsunuz? Şimdi benim aslında genel tavsiyem şu. Ee, 37. haftaya kadar diyorum doğum konusunu konuşmayalım. 37. haftaya kadar biz tamamen gebeliğin seyri, karşımıza çıkabilecek sorunlar bunlar üzerinde konuşalım. Bizim hedefimiz o zamanı saptamak. Bir yandan da o dönemde diyorum bana her iki yöntemle ilgili sorularınızı artılarıyla eksileriyle ilgili sorun bilgi edinin. Okuduklarınızı gelin benimle tartışın diyorum. 37. gebelik haftasına geldiğimizde tabii ki mutlak bir takım sezeryan gereklilikleri var. var. Onlar hariç işte bebeğin ağırlığını, doğum kanalına giren kısmının başı mı, poposu mu, ayakları mı böyle bir e, önde gelen kısım işte sizin motivasyonunuz e, ve objektif olarak pelvis yani doğum kanalı ile ilgili bizim muayene sırasında elde edebileceğimiz veriler hepsini önümüze alır. ...ona göre karar veririz. Şu diyorum. anda Türkiye'deki oran nasıl? Bilginiz var mı? Yani normal doğum... ...çünkü bir dönem sediren oranları çok çok yüksekti. Evet. Yani şimdi Türkiye için... ...daha doğrusu Dünya Sağlık Örgütü diyor ki... ...yüzde 13 ile 26 arasında olun, olsun, Ol, olsun diyor olsun bu oranlar. Diyor. Dünyaya baktığınızda da... ...Kuzey ülkelerinde... ...normal doğum oranları... ...yüksek, çok iyi. Ama... Güney'e doğru indikçe sıcak iklimlerde, Akdeniz çevresi bölgede, Güney Amerika'da sezeryan oranları yükseliyor. Dolayısıyla Türkiye'de de bir dönem %55'leri buldu. Evet, çok ee, ciddi bir oran. Evet, ben çok bir ciddi ara %50'nin 50 üzerinde biliyordum. Çünkü. Şimdi geri %50'lerin altına düştü. Ee, ama tabii burada hastanenin de niteliği önemli. Şimdi üniversite hastanelerine, referans merkezlerine bakacak olursanız buradaki oranlar bazen kliniklerde %70-80'leri de bulabilir. Tabii. Çünkü her yerden hasta geliyor. E, acil müdahale edilmesi gereken hastalar vesaire. Ama burada tabii ki ikinci basamak kurumlarına bakmak lazım. E, gerçekten sezeryan sezaryen ve e, spontan vajinal yolla doğum oranları bana göre istatistikler anlamında o çok daha sağlıklı olur. Çok daha. Sağlıklı. Peki sezaryen kararı verilmiş bir hasta mesela endikasyonu var. 37. haftaya gelmiş. 37'de çocuğun doğurulmasıyla 39'da doğurulması arasında bir fark var mı? Kesinlikle çok büyük fark var. Biz 37. haftayı miadın sınırı olarak alıyoruz ama 37-39 hafta arası miyat olmasına göre bir erken term veya erken miyat olarak kabul edilecek bir dönem. Ve bu dönemde eyleme girmiş ve ağrıları başlamış. Tamam doğum gerçekleşir. Burada ben çok bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü orada bir biyolojik süreç başlamış oluyor. Siz doğumu sezaryenle gerçekleştirirsiniz bile. Ama planlı doğumlar için 39'u tamamlamak gerekiyor. Bununla ilgili zaten çok net yönergeler var evet. literatürde. Ve 37-39 haftası arasında sizin alacağınız bir planla erken doğum kararı ağrılar başlamadan veya tıbbi herhangi bir gereklilik olmadan yeni doğanda işte geçici takip ne dediğimiz sık soluk alıp verme, hipoglisemi, kan şekeri düşmeleri, uzamış sarılık gibi sorunlara beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla bunların hepsi baş edilmeyen problemler değil ama mümkün olduğunca kaçınılabilecek bu tip e, problemlerden uzak durmak lazım. lazım. Sonuçta e, 37-39 hafta arasındaki kazandığınız iki hafta nereden bakarsınız? Bebeğin de doğum ağırlığında 300-350 gram arasında fark yaratır. Peki hocam her gebelik aynı mıdır? Mesela birinci gebelik daha zordur ya da ilk gebeliği iyi geçenin ikincisi de mutlaka iyi geçer mi? Takip eden gebelikler daha rahattır. Böyle bir e, sınıflama var mı? Aslında... E, Yok, yani şöyle e, bazen ikinci gebelik daha zor geçebiliyor. E, bana anneler diyor, diyorlar ki çok yorulduk. İşte bu sefer daha zor geçiyor. İşte öyle bir durumda soruyorum. Diğer çocuk kaç yaşında? diyorum işte iki yaşında. Bakın diyorum her şeyden önce ilk gebelikte yerine göre işten geldiğinizde kapıyı kapatıp uzanıp dinlenebiliyordunuz. Eve geldiniz, sizden sevgi bekleyen bir çocuğunuz Hı -hı. var. Artı e, evle ilgili bekleyen şeyler var. Ee, ve bir yandan da dinlenmek istiyorsunuz diyorum. En basitinden bunlar var. Ee, bir de özellikle e, bulantı kusmalar, gebelerin özellikle ilk 3 aydaki önemli sıkıntılarından bir tanesi. O da çok büyük bir, bir sıkıntı gerçekten. Yani on, o dönemde gerçi kilo almayı da birazcık önlemiş oluyor ama özellikle nasıl baş ediyorsunuz bulantı kusmayla... Aslında bazen bulantı kusması olanlardan daha fazla kilo alanlar var. Ciddi mi? Bastırmak için özellikle daha çok karbonhidrat tüketip e, kilo vermiyip tam tersine e, fazla kilo alanlar da var. Onunla ilgili olarak tabii elimizde güvenli bir takım ilaç seçenekleri var ama öncelikli olarak birkaç basit önerimiz oluyor. Genellikle yemek kokuları çok rahatsız ediyor. Diyoruz ki bu dönemde e, mutfağa girip yemek yapmayın veya yemek yapmak zorundaysanız da işte e, pişme sırasında çok koku yapacak e, yiyecekleri e, pişirmeyin. E, ya da siz, siz mutfağa girmeyin yemeği eşiniz pişirsin. Evet, başka bir e, kişi şey yapsın. E, yine çok e, keskin kokusu, tadı olan baharatlı e, bir takım gıdaları çok tüketmeyin diyoruz. İşte sık sık az az yiyin, kuru gıdalara biraz yönelin. E, bu tip tavsiyelerimiz oluyor. E, bunlarla e, neredeyse yarısı baş etmeyi başarıyor. Baş edemeyenler, şikayetleri devam edenlerde de e, basamaklı bizim bir tedavi seçeneğimiz var. E, onlara başvuruyoruz. Hani e, çok büyük bir kısmında gebelerin en azından yaşam kalitelerini düzeltip bir şeyler yiyip içmelerini sağlayacak bir takım kazanımlar elde ediyoruz. Tabii ki şunu da anlatmak lazım. Bu sonsuz değil. Gebeliğin evet. sonuna kadar devam evet. edecek bir problem değil. genelde 14. haftanın sonuna kadar nadiren de 18. haftaya kadar bu şikayetler geçer diyoruz. Çünkü gebenin bunu duyma ihtiyacı var. En büyük korku 40 hafta boyunca ben bu şikayetlerim devam eder. Ben bu şikayetlerle ne yaparım korkusu. Hocam bir de şey var, herhalde baş edilmesi zor noktalardan bir tanesi özellikle gebe kadın için düşük tehdidi. Yani düşük tehdidi sık gözlenen bir olay mı? Daha çok hangi dönemlerde gözleniyor? Mesela bunlar sürekli bir gebelik boyunca istirahat etmeleri gerekiyor mu? Şimdi aslında her 7 kadından bir tanesi gebelikte kanama yaşıyor. Evet. Kanamada düşük tehdidin bizim için en önemli e, hastayı bizim karşımıza getiren şikayeti. E, ama önemli bir bölümünde olay sadece kanamayla kalıyor. Ve e, tabii böyle bir durumda hali hazırda bizim e, istirahat dışında çok fazla e, farklı bir önerimiz yok. Tabii ki bir takım ilaçlara başvuruluyor ama açıkçası ilaçların istirahate göre bir üstünlüğü yok. Tabii e, böyle bir durumda e, kanama takibi yapmanız gerekiyor, ağrılarını takip etmeniz gerekiyor, şikayetleri daha mı kötüye gidiyor? Buna göre tabii ki e, hastaya evet bu gebelik e, İyi gidecek ama biraz Hı -hı. sabırlı olun veya işte acaba e, benim bir takım şüphelerim var hani e, bizim için beklediğimizden daha kötüye gidebilir diye söylemek mümkün. E, tabii ultrasonografi bizim için çok e, önemli. E, kriterlerden bir tanesi burada İşte bebeğin kalp atışlarını görmek, kesenin düzenliği, hmm. komşu kanama alanı vesaire bunların hepsi size e, bir e, hastaya çizeceğiniz projeksiyon açısından gibi çizeceğiniz projeksiyon açısından oldukça değerli. Ama e, genelde şöyle söyleyeyim en çok gördüğümüz 8 haftaya kadar olan Tek dönemler. Eder, e, öyle bir durumda biz ultrasonda örnek veriyorum. Ardışık olarak baktık. Kese büyüyor. Kese içeriği giderek zenginleşiyor beklediğimiz şekilde. Kalp atışları iyi e, görülüyor ve iyiye doğru gidiyor. O zaman tabii ki gebeyi rahatlatıyoruz. Evet kanamanız var. Evet bir düşük riskiniz var. Ama öte yandan da gebeliğiniz iyiye doğru gidiyor. Sizin her geçen gün e, gebeliğinizi kaybetme ihtimaliniz azalıyor. Diye mutlaka bilgi veriyoruz. Hocam gebeler spor yapabilir mi? Ne tür sporlar yapabilirler? Gebeler spor yapabilir. Hani biz e, yaralanma ve kontak e, işte bu tekvando judo evet. gibi Hı. bu tip sporları önermiyoruz. Tüple dalış önermiyoruz. Ben e, bisiklet sürmeyin diyorum sokakta ama bunun dışında yürüyebilirsiniz, yüzebilirsiniz, sabit egzersiz bisikletlerini kullanabilirsiniz. İlk trimesterden sonra pilates, yoga bunları yapabilirsiniz diyorum. Peki işlerini ne kadar devam etmeliler? Yani yaptıkları işin şekline göre bir değişim oluyor mu? Yoksa mesela 30. haftaya kadar işlerinize devam edin diyor musunuz? Şimdi şöyle yasal olarak bir kadın 32. gebelik haftasından itibaren analık izini başlatabilir. Maksimum da 37. gebelik haftasına kadar çalışabilir. Hı hı. Ama tabii işin burada niteliği çok önemli. Yani. Uzun süre seyahat etmeyi gerekiyorsa uzun süre ayakta kalmayı gerektiriyorsa işte üretimde aktif olan bir gebeyse, gebe ise üretim bandında vesaire çalışıyorsa uzun saatleri ayakta geçiriyorsa ya da bir takım çevresel etkenleri, duman gibi toz gibi maruziyeti fazla fazlaysa bunlar da tabii ki ek bir risk faktörü yoksa da çok çalışma süreleri uzatılmayabilir. Ne zamana kadar hani Üçüncü trimesterin başlarına kadar çalışabilirler. Başlayın, başlayın. Kabaca 30 haftalar 32'lere kadar ama e, son iki dönemde çok açıkçası ben de kendim bence artık eve geçin, evde dinlenin. Çalışma hayatınıza bir süre ara verin diyorum. Hocam gebelik iyi bir şekilde geçti. Doğum oldu. Doğum olduktan sonra bu e, gebeliğin etkileri kadınlar için bitiyor mu yoksa devam ediyor mu? Yani tekrar kontrolleri gelmeleri gerekiyor. Şimdi mu? lohusalık dediğimiz dönem 6 ile 12 hafta. Doğumdan sonra. E, loğusalık dönemi bir geçiş dönemi. Gebelikte kadının vücudunda ortaya çıkan her türlü değişikliğin eski haline döndüğü veya dönmeye yaklaştığı dönem. E, o yüzden 6 ile 12 hafta içerisinde mutlaka bir tekrar muayeneye çağırıyoruz. Hı -hı. Şinekolojik muayenemizi yapıyoruz. Daha önceden yapılması mutlaka serviks e, kanseri, rahim ağzı kanseri taraması için e, simir testimizi alıyoruz. E, ve temizliyoruz. Bir takım önerilerde bulunuyoruz. Bunlar arasında işte bir süre daha gebelikte devam ettikleri demir ve D vitamini desteklerini sürdürmeleri ki biz 12. haftada e, folikasiti primer olarak kesip D vitamini ve demire geçiyoruz. Ve doğum sonrası 12. haftaya kadar en az kullanmak gerekiyor. Hatta bazen daha da uzatabiliyoruz 6 ay ve sonrasını. Bunun devam etmelerini söylüyoruz. Bunun dışında önemli konulardan bir tanesi istenmeyen bir gebelikten bir süreliğine kaçınmak. Çünkü özellikle emzirme dönemi halk arasında süt gebelikten kurur diye düşünülse de aslında emzirirken beklenmeyen şekilde gebe kalan çok hastamız var. O yüzden mutlaka etkin bir yöntem öneriyoruz. Veya istiyorsa bununla ilgili bir takım remiç araç gibi uygulamaları aynı dönemde yapmak mümkün. Ve tabii ki gebelik sırasında Söz gelin bir hipertansiyon, bir gebelik şekeri gibi sonraki hayat açısından yaşadığı sorunlar varsa mutlaka bunlarla ilgili tavsiyelerde bulunup işte bir kardiyolog meslektaşımıza veya bir endokrinolog meslektaşımıza mutlaka sonrası için yönlendirmelerini ben yapıyoruz. Nokta önemli. Özellikle gebelikte çıkan yüksek tansiyon %50 oranında kalıcı olabiliyor. Evet. Yine gebelikten sonraki 6 ayda kalp yetersiz ortaya çıkabiliyor. Demek doğurmakla da olay bitmiyor. Doğum sonrası da yine bir miktar takip Kesinlikle. gerekiyor. Hocam programımızın sonuna geldik. Tabii biz onayı yarım saate sığdırmaya evet. çalıştık ama çok değerli bilgiler verdiğimize çok teşekkür ediyoruz. Programın sonunda biz gelen konuklarımızın sağlık karnelerini dolduruyoruz ve nasıl sağlıklı bir şekilde yaşayıp yaşamadıklarını sorguluyoruz. Ben klasik olarak aynı soruyu da size sormak istiyorum. Profesör Doktor Umut Dilek sağlıklı kalmak için ne yapar? Kendi sağlığında nelere dikkat eder? Kendi sağlığında en çok dikkat ettiğim Beslenmeme dikkat ediyorum mümkün olduğunca. Evet yemek yemeyi seviyorum ee, ama e, mümkün olduğunca dengeli beslenmeye çalışıyorum. Ee, bu fast food dediğimiz gıdalardan mümkün olduğunca uzak Çok durmaya güzel. çalışıyorum. Atıştırmalıklardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum. Gazlı içeceklerden Hı. mümkün olduğunca. Evet uzak çalışıyorum. Belki kendi özelleştirimi yapacak olursam bir konuda kahve tüketimim biraz fazla ama o da eskiye göre onu evet, da azalttım. Yani, %50 oranında. Evet, onu da şekersiz tüketiyorsunuz. Hani bakıldığında bir stres yükümüz biraz fazla ama e, kilomuza dikkat ediyoruz. Düzenli yürüyüş yapıyorsunuz. Hani bakıldığında gerçekten e, çok başarılı bir sağlık tanesine sahipsiniz. Teşekkür ederim Ahmet Bu, Hocam. Bugünün anısına ben size şöyle bir takdir belgesi takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hocam programın sonunda özellikle gebelik takibi ile ilgili izleyenlere vereceğiniz bir mesaj var mı? Ee, aslında önemli bir e, mesajım var. Şimdi tabii ki e, internet bize çok detaylı bilgiler sağlıyor ve kimi zaman bilgi açığımızı da internet aracılığıyla gideriyoruz ama e, gebelik başta olmak üzere bütün sağlıkla ilgili konularda aslında referans kayna kaynağımız hekimlerimiz olmalı. Birinci önerim o. Ee, i̇kincisi de mutlaka gebelik takiplerinin düzenli olarak yaptırmaları. Özellikle de konuştuğumuz gibi e, yüksek risk veya riskli olarak adlandıracağımız bir, bir e, durumları varsa gebe kalmadan hatta bizzat hekime başvuru yapmaları ve e, uz, takip eden uzmanın yönlendirmesiyle e, takiplerini sürdürmeleri ve bu 280 günlük süreci tamamlamalarını evet. öneriyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Tabii özellikle sağlığa ulaşım biraz kolaylaştı. Ben öğrencilik dönemlerimde hatırlıyorum. Doktora ilk kez doğum döneminde gelen kadınlar vardı. Evet. Evet şimdi artık onlar geride kaldı diyebiliyoruz. Evet bugün de çok önemli bir konu başlığını, çok temel bir konu başlığını konuştuk. Gebelik takibini konuştuk. Gebelik takibi ne zaman başlar? Gebelik planlama esnasında başlar ve ondan sonra ne şekilde takiplerin yapılacağı, riskli gebelik nedir, normal gebelik nedir? Bunların hepsini kimden öğrendik? Profesör Doktor Umut Dilek'ten öğrendik. Bu programın tekrarını YouTube kanalımızda olan Değer Ahmet Karabut'tan izleyebilirsiniz. Sonraki programlarda soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ve web sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sağlık karnesinde tekrar görüşelim diyoruz. Hoşçakalın.